Selamünaleyküm arkadaşlar. Ben Orhun Topkaya. Kanalıma hoş geldiniz. Sizleri sevgiyle selamlıyorum. Nasılsınız? İyisinizdir inşallah. Şükür biz de iyiyiz. 24 saatten beri sim 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 yağmur yağıyor arkadaşlar. Yani yavaş yavaş akşam başladı. Dün işte öğleden sonra akşama doğru, şimdi yine akşam oluyor. Koyunu gideceğiz, biraz sulayacağız. Yemledik. Otlatacağız çünkü evde bakın her yer batak oldu. Ne yazık ki yağmurun da bereketinin yanında bize de böyle bir yönü var. Diyorum ya, hep ninemden dedemden bahsediyorum. Dedem derdi, çamur olmadan teknede hamur olmazmış diye. O yüzden bunlar güzel şeyler. Şöyle görüyorsunuz, hayvanların zaten derdi değil yağmur, çünkü sıcak sıcak yağıyor. Biz gideceğiz şimdi, hayvan otlatacağız. Bu hayvan bakalım çok kahretecek mi etmeyecek mi, onu çekeceğim sizlere. Haydi bismillah. Şöyle hayvanımızı salalım. Şimdi çekimlerde biz GoPro 7 Hero bilek kullanıyoruz. Yani suya dayanıklı bir kamera. O yüzden yağmurda çamurda olabildiğince ya da çok yağmurlarda olabildiğince size anı yaşatmaya çalışacağım. Çünkü bunun için aldık biz bunu. Daha ilk günlerimizde aldık. Be koyun! Bakın daha hemen ekine kaçtılar. Görüyorsunuz değil mi? Be hayvanım! Be hayvanım! Be koyun! Hayvan! 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 Be koyun! Alemin yerinde siz ne yapacağınız acaba? Koyun! Eyvah, oğlak yine kaçmış. Ama madem hayvana gitmek istiyor, hayvana gitsin. Dedim ya, çekimlerde GoPro Hero 7 bilek kullanıyoruz. Aslında hayalimdi. YouTube'dan ilk para kazandığımda direkt gittim, bu kamerayı aldım kendime. Çünkü sizlere anı daha iyi yaşatabilmek ya da olayın içinde sizi görebilmek için. Ben bir YouTube izlerken, ne bileyim, böyle kendim yapıyormuş gibi hissettiğim zaman benim daha çok hoşuma gidiyor. Sizin de hoşunuza gidiyor mu ya da bu sistem, bilemeyeceğim. Yorumlara yazın arkadaşlar. Görüşleriniz, önerileriniz, okumaya çalışıyorum. Elimden geldiğince dönüş yapmaya da çalışıyordum. Lütfen yazın yani. Abi hayvanı yağmurda niye saldın? Hiç salmasaydın da diyebilirsiniz. Haklısınız ama inanın, evde çamurun içinde dikilmektense, yiyisini zaten yedi, yemini zaten yedi. Bundan fazla vereceğimiz yem bunları yemletir arkadaşlar. İçeri de girmiyorlar. İçeri girseler çıkarmazdık. Dışarıda yağmurda öyle bekliyorlar. O yüzden gelip şu yeşilliği yayılsınlar. Zaten bundan sonra hayvan tüysünü de kendinin... Abi kalbimin sesini duyuyorsunuz mu acaba? Küp küp atıyor. Tüysünü de verimini de böyle yayılarak alacak. Evde durması sıkıntı. Çok yağmur yağmadı, tolu yağmadığı sürece korkmayın arkadaşlar. Kamerayı kafama bağlamadım. Çünkü yağmuru yağdıkça kafamı ısıtıyor, sıkıyor arkadaşlar. O yüzden göğüsten izleyeceksiniz bugün beni. Ve koyun! Aslında bugün sizde YouTube hakkında, kanalım hakkında sorduğunuz sorular var. Hem koyun otlatalım, hem de onları yanıtlayalım. Öyle bir video da çekeyim. Ya aslında açtım kameramı, konuşacağım bugün arkadaşlar. Hem yağmurun bereketini... Hayır! Be hayvanım, be hayvanım! Alemin ekinin içinde ne işiniz var ya? Yapmayın gözünüzü seveyim. Hayvan! Hayvan! Babam geliyor orada. Bir günde ot nasıl kabardı? Görüyorsunuz değil mi? Yemyeşil oldu ortalık. Yağmur bereket. Artık bundan sonra yeşilliğe gideceğiz. Neyse, YouTube'dan sorduğunuz sorulardan başlayalım. 1-2-1-2. Kameranın lensinde sıkıntı yok herhalde. Sildim. Yağmur ufaktan ufaktan yağıyor. Lens ıslamadığı sürece bir sıkıntı yok. Bakın hayvan da dağıldı. Şimdi sizlere şundan bahsedeyim. YouTube'da para konusunu çok soruyorsunuz abi. Hani şöyle 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 şöyle. Tabii ki de YouTube'dan para kazanıyoruz. Onu söyleyeyim ben sizlere. Yani bunu kazanmıyoruz. Abi şöyle yapıyoruz diyen varsa gelsin konuşalım. Kazanılıyor mu, kazanılmıyor mu? Şimdi şunu söyleyeceğim.
Zaten YouTube'dan ilk para kazanmaya başladığım sürece yatırım yapmaya başladım. Ne yatırımı? Abi ilk 3 ayımla biriktirdiğim parayla kendime 500-600 harcadım tabii ki de. Gittim GoPro Hero 7 Black, bir de 4000 liraya yakın bir bilgisayar aldım. İşte 3 ayı siz onları toplayın. Bölün ne kadar para düşüyor. Bazen bu sarı dolarlarla yarıya düşer. Bazen işte şuna düşer. Ama fazla parada gözüm olsaydı inan her gün abonemin çok yüksek katında izlenmeye ulaştığım zamanlarda 2 günde bir videoya düşürmek yerine günde 3 video atardım. Benim ciddi anlamda hani insanlar belki inanmıyorlar ama parayla pek işim yok. Zaten önümde Allah bin bereket versin bir sürü koyunum, bir sürü keçim var. O yüzden hani YouTube'dan para kazanıyoruz. Kamerayı aldık, şunu aldık, bunu aldık. Almaya da devam edeceğiz. Ve güzel işler yapacağız arkadaşlar. Buna da şahitlik edeceksiniz inşallah. Rabbim ömür verirse bakın neler yapacağız. Rabbim şimdi bana büyük bir nimet vermiş. Köyde bu işi yapmaya çalışıyorum. Önümde şurada 200, 150 de, 120 de sayıda var. Koyunum, bir sürü koyunum var. 2 tanesini 800'den hesaplayın. Zaten dünya kadar para alıyorum. Allah bin bin bereket versin. Dedim ya, YouTube benim için güzel muhabbetlerin döndüğü bir yer aslında. Ama şu son zamanlarda biraz sıkılıyorum. Neden? Abi, insanlar geri dönüş yapmadığın zaman sana kızıyorlar. Diyorlar ki abi niye işte sen de diğer YouTuber'lar gibi oldun, geri dönüş yapmıyorsun diye. Bakın şu anda evden çıktım. Bir tane video editledim. Onu yükleyeceğim. Şu anda bir video çekiyorum. Bunu editleyeceğim. Yani bakın şu anda ıslanıyorum. Böyle şu anda burada internet çekmiş olsa, cep telefonu çekmiş olsa inanın gelen mesajların hepsine bakacağım. Ama şurada kurulu bir şebeke var. Çekmiyor. GSM şirketine de buradan söylüyorum. Hani kapsama alanımız yokmuş. Varmış. İnan boş yani. Ne kapsama alanları var ne. Arıza bildirdik yapmıyorlar. İşte şunu bildirdik yapmıyorlar. Umurlarında değiliz. Hani belki şehirde 1000-2000 kişinin bağlandığı bir baz istasyonunu bir saat içinde yapıyorlar. Ama burada 15-20 kişi bağlandığımız için belki de umurlarında değiliz. Ben böyle düşünüyorum. Neyse yani YouTube'dan para kazanıyoruz. Sizlere harcadık kendim için. Daha iyi yerlere gelebilmek için. Kendim de harcıyorum tabii ki. Kızıma, eşime, aileme bir şeyler almaya çalışıyorum. Böyle. Abi küçük küçük su birikintileri oluşmuş. Buralarda kuşlar gelir. Neyse şu YouTube'dan para işini bitirelim arkadaşlar. Allah bin bereket versin. Kazanıyoruz. Kazanmaya da devam edeceğiz. Sizlerin sayesinde. Bir de şunu söyleyeyim. Abi dedemin bir lafı vardı. Hep bahsediyorum ben. Abi yediğin senin değil, yedirdiğin senin nedir diye. Biz böyle büyüdük. O yüzden hep bana Rabbena, bir de biraz da aslında ajitasyon ayağına yapanlar var. Buna sinir oluyorum. Yani köy yerinde abi şunu yapalım, hadi şu yapalım. Benim amacım sadece köy hayatını sevdirmek, köy hayatını sizlere göstermek. Bunları yolun başında çıkarken de söyledim. Şimdi de söylüyorum. Şu doğayı yaşatmak. Ne kadar ekran başında izleyicim varsa şu anda ya da izleyenler varsa budur yani. Ben çok telefon aldım. Çok telefonla, Instagram'dan telefonunu verdin. Abim yazmış bana. Hastayım, kanser hastasıyım. Rabbim acil şifalar versin. Seni izleyerek yaşadığım anıları bana tekrar yaşatıyorsun ve bu yer ya da bu mekan bana senin sayende köy oluyor diye. Abi bundan ötesi var mı? Bundan öte bir nimet var mı? Şu ana kadar 150, ne 150'si ya? 200'e yakın videom var. Hepsini selamun aleyküm diye açtım. Bundan güzel bir nimet var mı? Neyse. Aslında Orhun Topkaya kimdir diye ya da Orhun Topkaya nedir diye çok acayip bir video da çekebilirim sizlere. Biraz fazla derine daldık ha. Be hayvanım! Be hayvanım! Ağızlarınıza şey takacağım şimdi ha. Bu ne? Burada çamurun içine gireceğine şurada yayıl. Keçi nereye gidiyor lan? Bu tarla bizim. Bakın buralara su durmuş. Şuraya da durmuş. Şuraya da durmuş. Ne yapsak bunu engelleyemiyoruz. Burada zaten pek
Aşağı tarafında buğday olmaz ama biz yine ekmeye çalışıyoruz. Kanal açsak burası su duruyor. Burasını biraz da sürememişim aslında. Yoksa o kadar su durur bazen. Ama şu üst tarafları iyi. Arpa ekili burada, arpa. Ve koyun! Birazcık da bağırıyorum, kusura bakmayın. Of. Ve koyun! Dağlar sis kusuyor. Şu dağ sis kustuğu zaman yağmur uzun süreli yağacak anlamına gelir. Biz de böyle yani bunları gözlemledik. Şu karşıdaki dağ sis kusuyor arkadaşlar. O yüzden bu yağmurlar artık dinmez. Siz de 40 gün ıslanmaya var mısınız benimle? Bir sene 40 gün yağmur yağdı. Bak 40 gün, 40 gün yağmur yağdı ve 40 gün ıslandık. Koyun ıslandı. Çok bolluk, çok bereket oldu. Çok uzun otlar oldu. Çok uzun ot aslında koyuna yaramaz. Onu da söyleyeyim. Yani her şeyin fazlası zarar diyorlar ya. Ekinlerde kınacık oldu, su hastalıkları oldu. Her şey dengeli bir biçimde ama biz doğayı bozduğumuz için her şeyin dengesi kastı. Ya az yağıyor, hiç yağmıyor ya da birden sele karışıp felaket haline dönüşüyor. Evet, şöyle ileri doğru gidelim, geri geleceğiz. Şundan da bahsedeyim ben sizlere. Şimdi koronavirüs nedeniyle patateslerimiz, soğanlarımız, fasulyelerimiz gelmedi. Gidip alamadık, işin aslını söyleyeyim. Güzel bir projem var, hayallerim var aslında. Çok büyük miktarda olmasa da birazcık fasulye ekeceğim, soğan ekeceğim ve sera yapacağım. Aslında bugüne kadar sera yapmak hep aklımdaydı ama hep kulağımın üstüne yattım. Güzel, küçük ölçekli de olsa bir sera denemesi yapacağım. Burada kıra çok erken düşüyor. Çok geçe de bırakmıyor. Hani domatesleriniz tam olacağı zaman kıra yakıyor. O yüzden güzel bir sera yapmayı planlıyorum. İnşallah sizlerle beraber bunları da yapacağız. Fasulye yetiştireceğiz. Hayalim organik fasulye yetiştirmek çapayla ve bunları buradan göndermek. Dedim ya, yediğin değil yedirdiğin senindir diye, verdiğin ve senindir diye. İnşallah güzel hayallerim var. Allah'ım ya Rabbim. Bu aralar en çok üzüldüğüm olaylardan bir tanesi arkadaşlar, koronavirüs nedeniyle biliyorsunuz camilerde toplanılması yasak. Toplum açısından, sağlığımız açısından Kur'an öğreniyorduk be. Yani bayağı ilerlemiştik. Hatta yani tevcidli güzel okuma anlamında, uzatarak, çekerek okuma anlamında bir şeyler öğrenecektik. Hocamız bu anlamda çok muhteşem bir hoca. Hakkıyla bize ders veriyordu. 70 yaşından en gençleri bendim abi. Hepimizi aynı şekilde götürmeye çalışıyordu. Buradan da ona selam olsun. Ama bitti. Hayalimdi yani. Şöyle bir ilk videolarımda vardır. Yağmur yağarken, gök gürüldürken bir iki sure okumuştum. Onları böyle mükemmel şekilde okuyabilmek, okuduğuma kendimin dahi aşık olmasını istiyorum. Baba! 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 Ya eniklerden, yavru eniklerden almaya gelmişler. Bir tane arkadaş vardı, iki tane dişi alacağım diye. Ben nasıl yapayım sana burada? Sen bakabilir misin? Sen git olmazsa ya. He? Ya işte gelmişler, evde geleceğiz birazdan, içeri gireceğiz diyeler. Ben gidip vereyim. Şöyle sen çıkasıya ben koşa koşa yanına gelsem olmaz mı? Heh? Sen şöyle çevir. Şu kalenin oraya gidesiye ben eve koşayım geleyim. İki tane dişi alacağım. Oh. Gelmişler. Şöyle koşa koşa gideyim. Babam hayvana ben gitmeyeyim dedi. O bakasıya. Hemen eve gideyim, şunları vereyim. Aleyküm selam. Niye yapıyorsunuz bak? İyi, sen ne yapıyorsun? İyi. Bu yağmurda. Hoş geldin bakalım Mücahit, ne yapıyorsun? İyi, sen ne yapıyorsun? İyi valla, koyunu yayıyoruz da. Enikler orada değil lan. Ha? Beni hatırladın mı sen? Yoo. Geçen sene İsmail'le geldik biz. Geçen sene İsmail'le? Enik almaya geldik ya burada. He. Buradalar. Gel oğlum gel.
Çavdar böyle ince bak. Valla hangisini istersen ya da kancık mı? Hangisi? O kancık da ya. Şu mu? He. Bu kancık olabilir. Gel, gel. Koyun da. Gel. Gel hadi. Bak şimdi. Şöyle güzel bir video çekeriz. İnşallah. Ben dükkanda çekme hayalimiz vardı ama. İnşallah. Orada duran köpek değilmişler, taş düşmüş. Köpek belki çıkar. Hadi bakalım. İyi bak. Resim atarsın arada. Tamam atarım. Neyse ikisini verdik. Ben düşeceğim çukur hele. Ben babamın yanına devam arkadaşlar. Abi her yer su olmuş. Neyse. Mücahit benim arkadaşım. Düğünde tanışmıştı kendinle. Kendisi kuaför. Seyit Gazi'de dükkanı var. Benim berberim oydu. Kuaförüm oydu. Damat tıraşını o yaptı. Ama şu anda koronavirüs nedeniyle kapalı dükkanı. Köpekleri var, koyunları var aynı zamanda köyde. Hem de Seyit Gazi'de berberlik yapıyor. Güzel tıraş ediyor. İnşallah onun dükkanda ya da evinde bir video çekeriz. Köpeklere de iyi bakacağından eminim. Kendisi son derece güzel bir insan. Hayırlı olsun. Güzel güzel büyüsün. Aşılarını da yaptıracak. Biz yaptırmadık da. Bizim baytarımız çiftelerde. Çiftelerde koronavirüs vakası rastlandığı için gelemiyor. Evet. Ya bilmeyen bir karabaşımız şey vardı. Kara köpeğimiz vardı. Dedem kaç sene onunla hayvan güttü. Bunların ninesi olsun. İşte bunlar Toraman'ın ninesiydi. O çok güzeldi. Yalnız vay adama salmazdı. Çok iyi. Evet çok güzeldi. Baba buradaki şeyi çalmışlar. Güneş enerjisini sen dedik. Çalmışlar, götürmüşler. Ya hayret bir şey. Bizim bu insanlığımız ne böyle ya? Oğlum bir tane araba geliyor. Her akşam siyah bir arı taksi geliyor kesin. Kısa arkalı diye. Evet. Ya ne yapacaksın ki? Adamı açım. Ya baba öyle de yakalayan açım ya açtım karnım şeydi diye bilmem neydi diye salıyorlar ama şurada güneş enerjisi vardı şu kalenin aydınlatmasında 3 tane lamba 4 tane lambası vardı bir de güneş enerjisi önce akülerini çaldılar ondan sonra lambaları çaldılar en sonunda güneş panellerini sökmüşler bu kadar nasıl diyeyim kansız diyeyim ya yok yani ne yapacaksın onu ki ama çok işine yaramıştır ha. Aydınlatır artık her yerini. Ama öteki dünyayı düşünen yok. Bakın arkadaşlar böcek buldum bak. Şişt, nereye gidiyorsun bu yağmurda? Abi rengi bana dokunma der gibi ama kırmızı değil. Görüyorsunuz mu? Gel. Gel bakalım böcüşüm. Bu yağmurda nereye gideceksin? Abi rengine bak ya. Renginin güzelliğini görebiliyor musunuz? Şöyle. Abi muhteşem bir şey. Ağzını açıyor. Bak beni ısırma. Mağ başında onun babasının koyunları var. Tağlaları da var. 200-250 tane belki koyunu var. Ondan sonra bir de şey var. İşte Seyit Gazi'de berber kuaför dükkanı var. Zaten Eskişehir'de çalışırdı. Bu Seyit Gazi'de mi? Tabii Eskişehir'de ben tanıştığımda Eskişehir'deydi. Eskişehir'de kuaför dükkanında çalışıyordu. Sonra Seyit Gazi'de kendisi berber açmış ama çok temiz bir çocuk. Yani dükkan... Nerede onun dükkanı? Nerede? Şişko Mustafa vardı ya önceden dükkan. Ha, onun ben aldım ona trakı. Hayır o da değil. Onun karşısında. Orada da vardı tamam da. Onun karşısında Şişko Mustafa Tüpçü vardı. Ha oralarda bir yer. Tamam. Şey neydi o bir kuaförün adı ya? Çok güzel temiz yani. Malzemesini falan temiz bakıyor. Evet. Hey. Oh, babam üst tarafa git dedi.
Şu tarla da bizim. Bu tarlaları size niye gösteriyorum anlamadım ama burası da arpa ekili. 3 dekar, 3,5 dekar. Bizim buradaki tarlalar böyle. Bölüşüle bölüşüle o kadar kalmış. Ho! Ho! Oh, orasını aşağı çevirdik. Şimdi babamın yanına gitme zamanı. Be koyun, be koyun, be koyun, be koyun. He? Çamur yapar baba ya. Çamur yapmaz mı? Ya acık ya şey yapsın ondan sonra yayarız ya. Şimdi yağmurdan çamur yaparsa salmayalım, salmayalım. Bizim yerimiz çok güzel bak. Ay, baba salmayalım ya. Salacağız mı? Arpa ne güzel çıkmış. Ve koyan çamur yapar. Çamur olmasa salardık bir kağıdaşlandırıydı ama. Ay ay. Be hayvan, be hayvan, be hayvan. Öf ya Rabbim ya. Hem bir daha ikine alışıyorlar. Yalnız başına çeviremem ben. Be koyun. Aa, yeni ağırlaşmaya başladılar. Yağmurda hayvan tutmaz. Ama bir tutarsa da inan böyle kazır kazır. Boş bırakın. Hemen atağa kalkıyorlar. Hemen ya. Ben sizi salıveririm şimdi. Bak yeşillik ne güzel. Lan olur mu öyle şey? Vay avradını kesti mi? Vay. Haram haram. Böyle bir şarkı var değil mi? Haram haram. Ne bileyim TikTok'tan hatırladım. Bir ara TikTok'ta da 2-3 video çektim ama çok oh, pirinler kokuyor pirinler. Şimdi ormana doğru aldık. Keçilerin gönlü dolsun biraz. Onun gönlü, bunların gönlü çimenden çok şunlar. Şunları yedikten sonra keyiflerine diyecek yok. Havada geçti yavaş yavaş. Güzel bir koku aldı ortalığı. Şuna ne diyebilirim ki arkadaşlar? Görüyor musunuz manzarayı? Şimdi eve doğru gidiyoruz. Biz birazdan hayvanı kapayacağız. Kameramın şarjı çok az kaldı. Evin içinde şarj edeyim. Dereler coşuyor, coşuyor. Baktık arkadaşlar, şöyle üstümü göstereyim ben size. Çamura yıkıldım. Neyse, kuzuları hallettik, inekleri hallettik. Köpekleri soruyordunuz, köpeklerle bitirelim dedik. Şimdi mama aldık köpeklere, şöyle göstereyim. Bu mamayı bizim yem getiren abi var ya, hani bize yemimiz bittiğinde yem getiriyordu. Onlar getirmeye başlamış, hatta kediler de çok seviyor. Artık ondan temin edeceğiz. Yani yemimiz bittiğinde bize paralı parasız hemen yem getiriyordu. 100 lira bu. Bunu da bize temin edecek. Güzel bir yem. Şimdi köpeklere bunlardan vereceğim ben. Biraz verdim. Yiyorlar ama diğerkine benzemiyor. Bak kediler falan çok seviyor. Güzel herhalde. Şöyle ben yine öteki mamalarda verdiğim gibi şöyle ayar yaptım. Kediye niye onun içine basıyorsun? Size de vereceğim. Şunların kabına da verelim. Dur. Bunların kabı yok herhalde. Dur küçük dur. Bunlara da vereyim. Ben şunları öncelikle köpeklere vereyim. Tamam, yeter. Tamam. Böyle gayet güzel yani. Hadi sen varam şunu. Köpekleri çağıralım. Gelin aslanlarım, gelin. Mama hazır, gelin. Gel, 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 gel. İki tanesini zaten bugün verdik. Artık iki tane azaldılar. Hepsi geldi. Evet. Hadi bismillah. Gel, gel, gel. Şaşkınlar. Döktüler yere. Neyse.
Bilemediler herhalde. Kokusu farklı mı geldi? Ne yaptı? Neyse onlar alışırlar. Bu mama da güzel arkadaşlar. Gayet iyi olduğunu söylediler. Onlar yavaş yavaş alışsınlar. Şöyle gel ördeklere vereyim bakalım yiyecek mi? Gel gel. Neyse ördekler yiyor. Yere dökülenleri de ördekler yesin. Evet. 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 Hadi bakalım. Neyse. Size yaradı mı lan köpek maması? Bunlara biraz daha derin kapta koysam iyi olacak. Bunu beceremediler ya. Anlayamadılar mı kokusundan? Ne yaptılar? Neyse arkadaşlar. Biz şöyle baktık ettik. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Şimdi karnımızı doyuralım. Sıra bize geldi. Üzüldüm ama ya. Bunu yere döktüler bak şimdi. Ah! Neyse tavuklarını... Ay! Dövüşmeyin. Dövüşmeyin. Bunlara ben ayrı ayrı vereyim ya. Evet. Neyse arkadaşlar biz yemek yiyeceğiz. Allah'a emanet olun. Görüşürüz. Beğenmeyi unutmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere. Neyse arkadaşlar görüşürüz dedik ama dayanamadım. Bunlara vermiyorum aslında ben de. Çok istediler. Buradan yesinler ya. Canlar istedi. Kedi köpek. Fark eder mi acaba? Mamanın üzerini de okumadım ki. Onlara biz evden şey veriyorduk. Ekmek parçalarını veriyorduk. Alışacaklar, alışacaklar. Yere döktüler biraz, ziyan ettiler ama alışacaklar. Bunlara derin mama kapları lazım. Hayır ya, dövüşmeyin ya. Hayır, dövüşmeyin.